Mislikom 3. Lig 4. grupta oynanan 10. hafta mücadelesinde Alanya Kester Spor'la 52 Ordu Spor, Milli Egemenlik Stadında karşı karşıya geldi. Mücadeleye ev sahibi ekip Alanya kestelspor Spor rakip sahada baskıyla başladı. Kestel Spor maçın daha 3. dakikasında net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. İlk dakikalardaki baskıyı atlatmasını bilen konuk ekip 52 Ordu Spor ilk 10 dakikadan sonra oyunu ileri alanı taşımayı başardı. Konuk Ordu Spor Kestel Spor Kalesi'ndeki ilk etkili ata penaltı kazandı. Maçın 13. dakikasında ceza alanı içerisinde Okan Şahin Göz'ün topa koluyla müdahale etmesine hakem Süleyman Soyutürk penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Gürkan Aslan topla kaleci İsmail'i ayrı köşelere gönderdi. Rakip kalede zaman zaman etkili olan Alanya Kestel Spor 31. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Turuncu mavi beyazlılarda Okan Şahin gözün uzaktan şutunda top direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşmanın ilk devresi 52 Ordu Spor'un 1-0'lık skor üstünlüğüyle geçildi. Mücadelenin ikinci devresine Ali Eren, Efe Görgülü değişikliğiyle başlayan Kestel Spor, Ordu Spor'un katı savunmasıyla karşılaştı. Rakip kaleye gitmekte zorlanan Kestel Spor, özellikle kanatlarda yüklenirken son vuruşlarda sıkıntı yaşadı. Dakikalar ilerledikçe beraberlik umutları hızla azalan Kestel Spor, savunmadan uzun toplarla çıkmaya başladı. Maçın 89. dakikasında sol kanattan yapılan ortada Efe Görgülü'nün yakın mesafeden şutunda Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Beraberlik golünün ardından maçın uzatma dakikalarında başka gol olmadı. Mücadeleden taraflar birer puanla ayrıldı.